Peki onlar ne yapıyor mesela şu anda? 9-15 civarlarından bunlara içinde şehit oluyor. İçinde şehit oluyor. 3 arkadaş. Şehidimiz 2017 yılında 15 Mayıs Şırnak Görmeç Üst Bölgesi'nden askerlik görevini ifa ederken PKK terör örgütüyle girdiği çatışmada ağır yaralanmıştır. Daha sonra çatışmadan sonra hava ambulansıyla bunlar Görmeç Üst Bölgesi'nden alarak Cizre'den de ambulans uçakla Ankara Gata Askeri Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Daha sonra bize haber verilerek biz de oraya gittik. Şehidimiz 11 gün yaşam mücadelesini verirken yapılan bütün müdahalelere rağmen şehadet şerbetini içti, o da içti. Ben Cumhurbaşkanımızın her zaman yanındayız. Ki onlar bizim yanımızdadır. Onlar bize değer veriyor. Biz de onlara değer veriyoruz. Her vatandaşına, Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin kimliğini taşıyan her vatandaşına değer veriyorlar. Ancak şehit ailelerine verdiği değer o bizi çok mutlu ediyor. Ben yaklaşık 2 yıl önce kayyum döneminden şehidimden dolayı işe alındım. Ve görevimi layıkıyla, başarıyla yaptığıma inanıyorum ki öyledir de. Yani ben değil, herkes öyle. Bir güne bir gün işimden işim aksamamıştır benden taraf. Her zaman işime gitmişimdir. İşime sadık olmuşumdur. Ama maalesef ki bu HDP yönetimi geldiğinden sonra biz şehit aileleri olarak dışlandık. Yani hiçbir sebep göstermeden, gerekçesiz bir şekilde bizi işten çıkarttı ve kapı önüne koydu. Biz de sağ olsun tek umudumuz olan Allah'tan aşağıda bizim umudumuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı. Sayın İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ydu. Adam gibi adamdır. Sağ olsun, var olsun, Allah razı olsun. Sayın İl Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu da bizim için çok çok değerlidir. Bunların kapısını çaldık. Allah razı olsun. Onlar da bize sahip çıktı. Ve benim işte çıktığım gün, bana haber verildiği gün, inan belki iş fazla önemli değildir. Belki önemi yoktur. Ancak psikoloji olarak yani diyebilirim ki o an yıkıldım. Yani yıkıldım, kaldım. Şok oldum. Çünkü bunu hiçbir zaman ben beklemiyordum. Yapabileceğine inanmıyordum, ihtimal bile vermiyordum. Bir şehit ailesinin işten çıkarılması, adamlar bunu yaptı ve çok şükür de yanlarında da kalmadı. Devletimiz bize sahip çıktı. Devlet hem Diyarbakır'a hem şehit ailelerimize sahip çıktı. Bize değer verdi. Geldikleri günde, İkinci günü yanlış olmasam, bana haber verilerek girişim yapıldığına dair haber geldi, bilgi geldi. O gündür bugündür biz işimize döndük, mutluyuz, sevinçliyiz. Biz de devletimizle bu kadim şehrimize, bu peygamberler ve ashabeler şehrine inşallah birlikte hizmet edeceğiz. Hükümetimizin bu memleketin sahipsiz olmadığına dair bir kez daha göstermiştir.
Babamı işten çıkardıklarında çok üzüldüm. Devlet benim babamı tekrar işe aldı. Bunun için çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Bunun için tüm devlet büyüklerime teşekkür ederim.